Ergün Diler Yeşil Savaş. Biden tartışmalı hale getirilen seçimlerden sonra Trump'ı yenip Beyaz Saraya geldi. Yeni bir dönem başladı. Buralarda çok az konuşulan bir senaryo hayata geçirilmek üzere start aldı. Gazetelere, televizyonlara baktığınızda bunları görme şansımız pek yok. Mesai ayırıp ne olup bitiyor sorusunun peşine düşerseniz belki gerçek kadrajla yüzleşme şansını yakalarsınız. Belki Günlerdir yazmaya gayret ediyorum. Trump'ı getiren güç, sahneye konulan küresel oyunun bir yönünü budamak istemişti. Biden gelince rayların üzerinde seyreden vagonlar peş peşe hareket ediyor, mesafe kat ediyordu. Vagonlar ciddi, iddialı ülkelerdi. Biden'ı getiren güç parayı da, endüstriyi de, ülkeler arası ilişkileri de, ittifakları da milli olma duygusunu da sınırları da değiştirmek için çoktan planı, programı yapmış, yola koyulmuştu. Biz bunlara bakmayıp sadece Elon Musk figürüyle ve özel yaşantısıyla ilgileniyorduk. Bir de attığı tweet'lerle. Açalım. Oyunun başlama vuruşu BlackRock'ta yapıldı. Çok kişi petrol, gaz ve kömür fiyatlarının eş zamanlı olarak yükselmesi minyum veya çelik gibi büyük endüstriyel enstrümanların frene basmasını Rusya'nın Ukrayna işgaline bağladı. Doğrudur, bu gerekliydi. Ancak oyun savaştan önce start aldı. Enerjideki ham maddelerdeki krizin ve fiyat artışının nedeni BlackRock'ın hayata geçirmeyi istediği modeldi. Yeşil gündemi parlatıp dünyanın tepesine yerleştirip Klasik endüstriyel ekonomileri parçalayacaklar, küçültecekler, paranın ve finansmanın şeklini değiştireceklerdi. Bu da yeni yönetim modellerini, yeni anlayışları ve ittifakları doğuracaktı. BlackRock'ın CEO'su Larry Fink 2020'de dünyanın sayılı patronlarına, CEO'larını yeşil mektup yazdı. 7 trilyon doları yöneten Fink mektubunda kabaca finansmanın kitabı tekrar yazılacak, para yeşile dönecek diyordu. Bu mektup haliyle Wall Street'te büyük ses getiriyordu. Fink hem mektubunda hem de katıldığı programlarda her hükümetin, şirketin ve hissedarın iklim değişikliğiyle yüzleşmesi gerektiğini belirtip, yakın gelecekte ve çoğu kişinin tahmin ettiğinden daha erken bir zamanda, sermayenin önemli ölçüde yeniden tahsisi gerçekleşecek iklim riski, yatırım riskidir diyordu. Petrol, gaz ve kömüre yatırım yapmak artık eskisi gibi kolay olmayacaktı. Yazılan senaryoyu Fink ve ekibi hayata geçiriyordu. İklim değişikliği şirketlerin artık önlerinde bulduğu bir gerçekti. Dışında kimse kalamıyordu. Wall Street bankaları, State Street ve Vanguard gibi yatırım fonları da BlackRock'ın peşine takılıyordu. Larry Fink, Mobil'in yönetim kuruluna bile karışıyordu. Üye atıyordu. BlackRock ve Larry Fink bastırıyor, sıfır karbon dünyanın manşetine yerleşiyordu. İngiltere Kralı Charles da bu rüzgarın temsilcilerindendi. Çevre artık gizli, açık manşetti. Küresel ısınmayla yüzleşip tüm sistemi değiştirmek istiyorlardı. Amaçları buydu. İşin sonunda bu yol Davos'a kadar uzuyordu. Klaus Schwab'e kadar gidiyordu. Zaten Larry Fink de yönetim kurulunda görev alıyordu. El birliğiyle bir değişim başlatıyorlardı. Rusya savaşı da bu kurgulan istenen bir adımdı. Hesaba dahildi. AB'nin Amerika'nın ellerine gitmesi, ardından yeşil dönüşüm için bir bela gerekliydi. Bulunmuştu. Rusya. Devam. Larry Fink kendi yürüdüğü yola 40 trilyon doları kontrol eden 400 yatırımcı daha katıyordu. Climate Action 100'da buluşuyorlardı. Amerika Başkanı Biden seçimlerden önce Fink'le bir araya geliyordu. Black Rock desteğini gizlemiyordu. Biden, Fink ile olan görüşmesinden çıkarken fosil yakıtları bitireceğiz açıklaması yapıyordu. İstenen de sanırım buydu. Joe Biden seçiliyor ve Beyaz Saraya geliyordu. BlackRock yanına küresel sürdürülebilir yatırım başkanı Brian Deese'i veriyordu. Diz Ulusal Ekonomik Konseyin başına geliyordu. Obama'ya Paris İklim Anlaşması'nın metnini hazırlayan Diz, enerjiye açılan savaşta Biden'ın yanında şövalye olarak bulunuyordu. Kısa bir süre öncesine kadar. Anlayacağınız küresel büyük bir kurgu vardı. Bir akıl, bir güç buna start vermişti. Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de, Çin'de bunun dışında kalamıyordu, kalamazdı. Rusya'da üzerine düşen rolü eksiksiz yerine getirmekteydi. Bu rüzgarda ayakta kalmanın tek yolu, kurguyu anlamak, uygun bir role soyunmaktı sanırım. Siyaset de bu nedenle yapılmalıydı. Ülkeyi daha ileri götürmek için. İngiltere Kralı Charles Paris'e gidiyor, Macron'la bir araya geliyor, sıfır karbon ana gündem oluyordu. Karşıdaki güç de, Emeklilik yasası nedeniyle sokakları karıştırıyor, BlackRock'ın Paris'teki ofisini ateşe veriyordu. Yani taraflar birbirini tanıyordu. BlackRock 17-25 Aralık'ta ülke sarsılırken burada borsaya ciddi yatırım yapıyordu. Şimdi de öyle. Alıp alıp satıyorlardı. Konu sandığınızdan çok daha derindi. Mesela bütün değişimi bu şirket yani BlackRock mı istiyordu ve yaptırıyordu diye sormayı ve peşinden gitmeyi hiç ihmal etmeyin. Dünyayı anlamak için en doğru sorulardan biri buydu. İkinci sorumuz da magazin soslu olsun. Elon Musk nasıl oluyordu da her istediği liderle görüşüyordu? Hadi bir soru daha. Suudi Arabistan'ın başına taş mı düşmüştü de bir anda futbolu keşfetmiş ve milyon dolarları saçar hale gelmişti? Herkes kendi rolünün gereğini yapıyordu diye bitirsek çok mu iddialı olurduk acaba? Not, bu akışın durması ya da kesilmesi için Trump gibi birinin gelmesi gerekiyordu. Bakalım o cephede ne yaşanacaktı? Ergün Diler, Takvim Ali Kara Hasanoğlu. CHP'liler Ekrem İstanbul'un yarısını bankamatik memuru yapmış derler mi? İyi Parti'nin son atakları hem kendilerinin hem de Millet İttifakı'nın bileşenlerinin ne kadar kirli bir politika içinde yüzdüklerini tekrar tekrar bize gösteriyor. Utanmazlığa bakın. 2024 mahalli seçimlerine 81 ilde kendi adaylarımızla gireceğiz açıklaması yaptılar. Ardından ittifak yok ama işbirliğine açığız dediler. Hey arkadaş, ittifak ne, işbirliği ne? İkisi de aynı şey değil mi dedik? Cevap veremediler. At pazarlığı yapıyorsunuz. Pazarlıkta elinizi güçlü tutmak için aday çıkaracağınızı iddia ediyorsunuz ama yan taraftan da işbirliği diyerek şantaj yapıyorsunuz itirazında bulunduk. Cevap veremediler. Tabii ki İyi Partililerin CHP'den koparacakları bizi ilgilendirmez. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e ve daha onlarca şehre ister CHP'li adayı göstersinler, isterlerse İyi Partili adayı göstersinler. İsterlerse de ayrı ayrı adaylar çıkarsınlar. Ama seçmene yalan söylemesinler. 81 ilde ayrı aday gösteriyoruz dedikleri saatte CHP ile ölümüne adaylık pazarlığı yapıp bunu halktan gizlemesinler. Bu pazarlığı yaparken HDP'nin de büyük şehirlerde desteğini almak gerektiği konusundaki CHP'lilerin pazarlıktaki karşı ataklarına biz PKK'nın uzantısı partinin adını bile anmak istemiyoruz cevabı veremediklerini milletten gizlemesinler. İyi Parti'nin 81 ilde ayrı adaylarla seçime gireceğiz söylemindeki sahtelik, çocukları bile inandıramayacak kadar basit, ilkesiz yalanları her geçen gün yeni açıklamalarla tescilleniyor. Tunç Soyer'i hiç sevmem. 2019'da İzmir Büyükşehir'e başkan adayı olduğunda onlarca yazı kaleme aldım. Kendisini eleştirdim. Başkanlığı döneminde yanlış icraatları sebebiyle eleştirdim. Ama İyi Parti'nin Türkiye genelinde hiçbir yerde aday açıklamadığı, hatta hiçbir partinin de hiçbir büyük şehirdeki adayını açıklamadığı bir süreçte, İzmir'e Ümit Özlale'yi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak açıklaması benim midemi bulandırdı. Onun için de İzmir'de aday açıklamasının aslında büyük pazarlığın, pazarlıktaki boyutun at pazarlığına dönüştüğünün açık kanıtı olarak karşımıza çıktığını sizlere de aktarmak istedim. Olay şu, İyi Parti İzmir'i gözüne kestirmiş, Ümit Özlale'yi görevlendirmiş, sen İzmir'in mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı aleyhine açıklamalar yap, biz de sanki tüm Türkiye'de İzmir'de olduğu gibi CHP'li adaylara karşı açıklamalar yapma hazırlığındaymışız gibi bir algı oluşturalım, CHP'yle masaya oturalım, alabildiğimiz azami sayıda büyük şehirleri, büyük şehirler olmazsa azami sayıda ilçe belediyelerini CHP desteğiyle alalım. Plan çok net olarak bu. İyi Partililer, Meral Akşener'in altılı masayı devirdiğinde, genel başkanlarına ve tüm partililere 30 yılda yemedikleri küfürleri edenlerin tekrar saldırıya geçme ihtimallerini de dikkate alarak, seçimi kıl payı kazandıkları İstanbul ve Ankara yerine, daha rahat kazandıkları İzmir'de ayrı aday göstereceklerini ve adayın da ismini açıklayarak şimdiden at pazarlığını başlatmış oluyorlar. Böylece CHP'lileri de kızdırmamış olacaklar. Nasıl olsa biz farklı aday çıkarsak bile siz kendi oylarınızla İzmir'de seçimi kazanırsınız. Bize kızmayın savunmasını hazırlayarak daha hiçbir parti hiçbir ilde aday açıklamamışken milletvekili seçiminde CHP'nin neredeyse dörtte biri kadar oy aldıkları İzmir'de büyük şehire aday açıklıyorlar. Peki seçmen sormayacak mı? Afedersiniz Ümit Bey, afedersiniz Meral Hanım. 14 Mayıs'a kadar toz kondurmadığınız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı son 3 ayda mı İzmir'i kokudan geçilmez hale getirdi? Öyle ya 2019'da İyi Parti'nin İzmir'de HDP'nin de desteğini alan CHP'nin adayı Tunç Soyer'e aday gösterdiklerini açıkladıklarında bu adam Alparslan Türkeş için idam cezası isteyen savcının oğlu hayatı milliyetçilerle kavgada geçmiş bu adama iyi partililer nasıl oy verecekler dediğimizde zıt Erenköy diyenler iyi partililer değil miydi? Seçimden sonra da 4 yıl boyunca İstanbul'u Ankara'da, Ankara'yı İzmir'i de, diğer büyük şehirlerdeki CHP'li isimleri de öve öve bitiremeyenler iyi partililer değil miydi? Şimdi geldikleri noktada kendilerini de yalanlayacak şekilde İzmir kokudan geçilmiyor diye saydırmaya başlamışlar. Hani biz de Tunç Soyer'e bazı eleştirilerde bulunmuştuk. Bazı iştiraklerde bankamatik çalışanlarınız var demiştik. Ama Ümit Özlale'nin dediği gibi İzmir'in yarısı bankamatik memuru da dememiştik. Aslında şunu da sormamız lazım İyi Parti'ye. İzmir'in yarısı bankamatik memursa bunun vebali aynı zamanda sizin de boynunuzda değil mi? Gidin CHP'li adayı destekleyin, büyük tantanalarla parti kurduğunuz halde büyük şehirlerin hepsini CHP ile bölüşerek siz onu, onlar sizi desteklesin. Onlardan birisi de İzmir olsun, sizin desteğinizle Tunç Soyer başkan seçilsin. 4. yılın sonunda o başkanın İzmir'in yarısını bankamatik memuru yaptığını söyleyerek şikayet edip 2024'te kendinize oy verilmesini isteyin. Bu kadar zikzaklı bir söyleme içinde olan iyi partilileri seçmen niye tercih etsin ki? Ama esas kavga İstanbul ve Ankara'da çıkacağı açık. İstanbul'da CHP'nin adayı olup olmayacağı, henüz kesinleşmeyen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti ile pazarlıkların sürdüğünü ima ederek daha çok vaktimiz var diyor. Yani at pazarlığının sonunda en büyük kavga İstanbul üzerinde çıkacak. Ekrem İmamoğlu İYİ Parti cenahının kendisini destekleyeceğinden emin. Ama ya CHP kendisine aday göstermezse? işte o zaman felaket. Bu sefer de CHP'liler Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'un yarısını bankamatik memurla doldurdu derse şaşırır mıyım? Devamla İstanbul bok kokuyor derlerse Ekrem İmamoğlu'nu hedefe oturturlarsa şaşırır mıyım? Ben şaşırmam. Sizi de bilmem. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit